Tekrar birlikteyiz. Bültenimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Birkaç gündür aslında duyurularını yapıyoruz, haberlerini paylaşıyoruz. Konya yarın sevgili seyirciler yani 13 Ekim Cuma günü e, hukuk alanında çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek uluslararası Mukayeseli hukuk sempozyumu alanında çok önemli isimleri bir araya getirecek. E, sempozyum öncesi biraz detayları konuşalım istedik ve bu akşam Hukukun Üstünlüğü Derneği Başkan Vekili Avukat İsmet Bahadır bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bizler dediğim gibi birkaç gündür konuşuyoruz, hatta dışarıda afişleri de görüyoruz. Mukayeseli Hukuk Sempozyumu diyeceğim, ama biraz sizden açmanızı istiyorum. Tabii. Ki. Kimler katılacak, hangi akademisyen yer alacak ve elbette ne tür konular işlenecek? Şimdi tabii Mukayeseli Hukuk Sempozyumu hakikaten önemli bulduğumuz bir sempozyum, üzerinde iki yıldır çalıştığımız bir sempozyum oldu. Şimdi Bu sempozyuma gelmeden evvel Hukukun Üstünlüğü Derneği daha önce e, aile hukukundaki hak ihlallerinin tespiti ve çözüm önerileri noktasında bir çalıştayı düzenlemişti. Bu çalıştayı da e, bir e, kitap haline getirdi. Referans kitaplardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu çalıştayı yaparken amaç şu. E, multidisipliner bir kısım yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mesela bir meseleyi çözerken yargı ayağı. Hı hı. E, pratik anlamda avukat belki yargıtay ayağı olmak üzere ilgili bütün disiplinleri bir arada e, bir çalıştay düzenlendi ve kitaplaştırıldı e, burada hakikaten böyle bir boşluk olduğunu fark ettik dernek olarak da kalıcı e, kurucu metin anlamına gelebilecek e, bir kısım çalışmalara özel önem verdiğimizi belirtmek istiyoruz bu sempozyuma da ağırlık vermemizin temel amaçlarından bir tanesi de bu e, ikincisi Şimdi sempozyumun başlığından içeriğine davet ettiğimiz akademisyenlere bakıldığında 70 tane akademisyenimiz var. 15 oturum düşünüyoruz. Bunlardan şunu ifade edeyim. Bu akademisyenlerimizle ilgili 20 tane profesör tebliğ sunacak. 15 17 doçent, 11 doktor, 14 araştırma görevlisi ve 2 avukat olmak üzere toplam 70 tebliğ sunulacak. Yani aslında bu elbette üniversite öğrencilerinden tutun akademisyenlere, akademik camiaya kadar toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir çalışma olarak hı hı. düşünüyoruz. Elbette nitelikli bir çalışma. Yani bu çalışmayı doğuran nedenler var. bir de bu çalışma sadece Hukukun Üstünü Derneği bağlamında olmadı. Akademik Perspektif Derneği yani sempozyumlar konusunda oldukça gayretli bir derneğimiz. Bunun dışında Konya Büyükşehir Belediye'nin destekleri var. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi ile birlikte organize ettiğimiz bir çalışma. Yani bu çalışma akademisyenlerimizin yoğun ilgisi, yoğun mesaisiyle bu noktaya kadar geldi. Hakikaten e, burada onlar açısından da böyle bir çabanın zorunlu olduğunu fark ettik. Bir de isterseniz müsaade ederseniz yani şimdi neden e, mukayeseli hukuk bağlamında bir çalışma ihtiyaç var? Şimdi şöyle düşünün teknolojik gelişmeler, geleneksel kurumları, yapıları, sosyal davranışlar ciddi anlamda etkiliyor. Evet. Ve öyle oluyor ki aileden, eğitimden, aileye, beslenmeden, güvenliğe kadar tüketim alışkanlıklarında da ciddi değişimler meydana geliyor. Mesela gen teknolojisinde bir dönem, Klonlama üzerinden bazı meseleler konuşulurken bugün konuşulan meseleler dahi değişmiş durumda. Hı hı hı. Bakıyorsunuz işte yapay et benzeri, taşıyıcı annelik gibi farklı konular gündemde. Ondan sonra e, ekonomik ilişkiler bağlamında da bankacılık ve dijital para tartışmaları var. E, dijital ve sosyal ağlardaki gelişmeler de metaverse gibi e, mahiyetinin sınırlarını henüz tam tespit edemediğimiz yeni alan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Yani hukuk... Ee, özellikle bizim içinde bulunduğumuz kıta Avrupası hukuku, kara Avrupası hukuku olarak nitelendiriliyor. Kara Avrupası hukuku İngiltere dışındaki Fransa, Almanya ee, gibi ülkelerin uyguladığı temel hukuk belli bir sistem. Hukukun bu sistemin temel özelliği de yazılı olması. Anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bir düzenleme e, getirmesi, yazılı e, bir e, çalışma. Türkiye'de buna dahil olduğunu kabul ediyoruz. Kara Avrupa hukuku, kıta Avrupaları hukuk sistemi gibi. Fakat bunun dışında Anglo-Sakson uygulamaları da var. Anglo-Sakson uygulamalarında öne çıkan bizim anladığımız anlamda yazılı değil, içtihat ve örf gibi e, temel referans noktaları var. Yani iştihatlar işte, ve örfler üzerinden bir çalışma yapılıyor. E daha doğrusu böyle bir sistem inşa ediliyor. Şimdi e, sistemler dünya öyle bir noktaya geldi, e, aslında küçük bir köye dönüşmeye başladı. Eskiden belki de e, bir ülkeden bir ülkeye herhangi bir şeyin etkileşim meydana getirmesi kısa bir zaman aralığı içi, içerisinde mümkünken, şey, uzun bir zaman aralığı içerisinde mümkünken şimdi çok daha kısa. Aralıklarla etkileşimlerin meydana geldiğini görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Bu Singapur örneği var. Ara bulucukla ilgili çalışmalar. Hı hı. Singapur örneğinde ya Singapur gibi bir ülkede ara bulucukla ilgili imza altına alınan e, uluslararası sözleşmeler var. Ve Singapur'da imza altına alınıyor. Ve bugün ara Bulcuk dediğimiz uygulama Türkiye'de dava şartı haline getirildi. Yani siz daha mahkemelere müracaat ettiğinizde herhangi bir dava açmadan evvel ister istemez ara buluculuk zorunlu olduğu için e, ara bulucula müracaat etmek durumundasınız. Örneğin ev kiraları şu an. Şu anda yeni Hı -hı. evet 1.9'dan itibaren e, yanılmıyorsam e, bunlar bir uzlaşı arayışı. Nedir? Mahkemelerin yükünü hafifletmek adı neden bu noktaya girdi? Aslında uygulama 2012'de Hı -hı. yasalaştı Hı -hı. fakat o dönemde ihtiyari ara gündemdeydi. İhtiyari ara gündemde olduğu dönemde e, şimdi ara buluculuk kavramı da yeni Ne? çerçevesi de belli olmadığı için avukatların da ilgisini çekmedi. Ve o dönemin normalde daire başkanı hakikaten Türkiye'de dona e, gitmedi yen, gelmedi ne akademisyen kaldı. E, bizim yine hukukun üstünlüğü derneğimizin yapmış olduğu bir çalışmada ihtiyari olduğu dönemde zannediyorum en kalabalık çalışmayı da bizim yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü 250-300'e yakın avukatın iştirak ettiği ve Arabuluculuk Daire Başkanımızın da iştirak ettiği bir toplantı e, gerçekleştirmiştik. Ancak zorunlu hale geldikten sonra avukatlar nezdinde sadece avukatlar değil, yargıta üyelerin nezdinde de ilgi bir alaka ortaya çıkmaya başladı. Şu anda yoğun bir talep meydana gelmiş durumda. Yani demek ki işin özü şu. Nasıl oluyor da Singapur gibi bir ülkede e, imzaya açılan bir ara buluculuk metni e, bütün dünyadaki uygulamaları özelden Türkiye bağlamında söylüyorum etkileyebiliyor ve uygulama alanı bulabiliyor ve e, siz bu uygulamayı hayata geçirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Yani şunu anlıyorum aslında bu hızlı dönüşüm ve değişim bu sempozyumu da zorunlu hale Getirdi galiba Bir bu, hı. iki e, tabii şimdi bir hukuk e, sosyal hayatın arkasından çok e, hızlı hareket etme kabiliyeti yok. Fakat biz e, hukukçular olarak ön almak durumundayız. Ailemizi korumak, gençlerimizi korumak, e, kimliğimizi e, korumak, milli harsımızı korumak adına e, ön almak zorunda ve e, daha nitelikli en azından hukukçular olarak e, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız. Yani mukayesel hukuk çalışmaları, vizyoner çalışmalar. Mukayese hukuk çalışmalarında siz ister istemez ya şöyle düşünün bir pergel metaforu gibi düşünün bu pergel metaforunda siz içinde bulduğunuz kültürel havzanın içerisinde sabit kalıyorsunuz pergelin bir aya diğer aya dünyanın herhangi bir yeri Kuzey Amerikasından tutun Fransa'sına İngiltere'sinden tutun Asya'sına yani bütün dünyanın ekseninde bulunan ülkelerden çünkü artık kolay yani global bir köy haline geldiği için dünya efendim yani bizim orada bir hukuki anlamda bir düzenleme meydana gelmiş. Biz bunu görmezden gelelim de, diyecek durumda değilsiniz. Bakın İstanbul Sözleşmesi örneği de öyle. Ne yapıyorsunuz? Avrupa'da bir kurucu metin ortaya çıktığı zaman karşımıza ortaya çıkmış bir metni tartışır hale geliyoruz. Belki bizim hukuki sistemler bağlamında söylüyorum. Türkiye'deki hukukçular olmak üzere yani e, dünya ör, e, ölçeğinde kurucu metinler tasarlayan, onlar için referans kabul edilen. Nasıl ki bir akademisyen bir makale kaleme aldığı zaman e, ya da herhangi bir eser kaleme aldığı zaman atıf yapması onun için anlamlı bir şeyse evet. diyelim ki aile hukukunda bir düzenleme yapıyorsunuz evet. ve aile hukukunda siz kendi kültürel harcınıza kendi içinde bulunduğumuz bütün e, birikimlerle beraber hukuki bir düzenleme ortaya çıktıktan sonra e, bu diğer ülkeler içinde bir referans metin haline gelebilmesi pekala mümkün. Yani bu böyle bir şey bilgi güçtür gücü kullanmak istiyorsanız hı hı. E, aynı zamanda ülkemizi korumak istiyorsanız Çünkü artık sınırları korumak yetmiyor yani milli kültürümüzü korumak için hukuki anlamdaki düzenlemelerle de ön almak durumundayız hı hı. yani etken değil şey edilgen değil etken, etken pasif değil aktif bir tutum sergilemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum Peki Sayın Bahadır çok teşekkür ediyorum. Ben sempozyumun toplum adına faydalı sonuçlarının olmasını diliyorum şimdiden. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi televizyona çıkardığınız ve en azından sempozyum ile ilgili duyuru yapma imkanı ve fırsatı verdiğiniz yani için. Dediğim gibi uzun zamandır böyle hem afişleri görüyoruz hem bizler paylaşıyoruz. Bence detaylı bir açıklama da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz da. ilginiz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Yarın kolaylıklar diliyorum Sağ sizlere Allah de. Allah evet sempozyum yarın başlayacak. Biz de detayları elbette sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler.